Test Stüdyoya hoş geldiniz. Serhan Acar'la beraber yeniden sizinleyiz. Red Bull'la beraber gerçekleştirdiğimiz soru-cevap serisine devam ediyoruz. Merhaba sevgili Serhan Acar. Merhaba. Nasıl Nasılsın? Iyi. Gayet iyi senden. <laughs> ben de iyiyim. Ee, senin yoğunluğun bir şekilde devam ediyor. Biz de biraz diğer branşlarda sezonun sona ermesiyle sezonların hafif bir rahatlık var ama e, Formula 1 tarafında hala heyecan sürüyor. Hatta daha hala yeni başladık bile. Evet. Üçte biri bitmedi fiilen sezonu. Tabii. Evet. Ne kadar uzun değil mi takvim bakınca? Evet eskiden işte 16 yarıştı ben seyretmeye başladığımda. 17'ye çıktı sevindik bir yarış falan geldi. <laughs> Şimdi işte 23'te 22'ye indi. Seneye 24-25 konuşuluyor belki. Sezon hakikaten gittikçe uzuyor. Süreler de kısaldı bu arada. Hani aralar azaldı. Evet. Ee, şu anda aslında 11 haftada 8 yarışlık bir periyoda girdik. İlk ikisi bitti. Hı hı. Ee, İspanya üstü Monaco Şimdi yine bir çift yarışa devam edeceğiz. Onun için sezon yoğun Sokrates'te de keyifle devam ediyoruz. Evet. Çok da güzel sorular var Red Bull'la beraber. Çok, e, şahane izleyeceğiz yani var. her şeyi çok iyi biliyorlar. Hani çok meraklılar, çok ilginç noktaları e, yakalıyorlar. Onun için çok keyifli bu program yapmak her zaman. Böyle hani birçok aslında program için benzer içerikler de üretiyoruz. Ya da ben hani kendi kariyerimden de şahidim. Böyle sorarız, soru bekleriz. Ama böyle Formula 1 ile ilgili soru istediğimiz zaman gerçekten hemen hızlıca herkes yazmaya başlıyor. Çok da iyi sorular evet, geliyor. çok da güzel sorular geliyor. İlgi de çok büyük. Muhtemelen ee, çoğunlukla süremizden fazla soru geliyor. Evet yine muhtemelen evet. maalesef gelen tüm soruları yöneltemeyeceğim Serhan Hacar'a ama... Ama olsun sene içerisinde daha yapacağız dört. Yapıyoruz. Evet devam edeceğiz. Zaten sizden de soruları toplarız. Bugün de bakalım kısa kısa ne kadar yetiştirebileceğiz. Hemen uzatmadan başlayalım. Tamam mesajı aldım. <laughs> Estağfurullah yani kısa kısa derken onun için Ağlam. söylemedim. Ben az konuşacağım. Senden yanıtları alacağız. Şimdi şöyle güzel bir soru var. Avusturya Arşidükü hesabı sormuş. Kendisi zaten sıkı bir takipçimiz Sokrates'te. Üzülükleyelim evet. o zaman madem o kadar. Kraliyet evet, evet. ailesinden geliyorsun. <laughs> Biz bunun esprisini podcastimizde de yapmıştık. Kendisiyle ilgili güzel sorular da soruyor. Yine onun sorusuyla başlayayım hemen. Ee, diyor ki Mercedes daha rekabetçi bir otomobil tasarlamış olsaydı takım içi rekabette nasıl bir strateji izlerdi sizce demiş. Bir sorusu daha var. Ferrari'nin son haftalardaki şanssızlık ve hataları ne kadar minimalize eder ve tekrar sezon başındaki gibi tehditkar olur? İkiye bölelim istersen Mercedes tarafıyla başlayalım. Ee, yani Mercedes'in bence en azından sezonun bu bölümüne kadar iki pilotunu her durumda serbest yarıştırması daha doğru olurdu. Çünkü Russell'ın daha ilk senede motivasyonunu kırmak istemezler normalde ki Russell da böyle hani ikinci plan atılacak kadar yavaş bir isim de değil. Değil. Yani ben çok benzetiyorum Alonso Hamilton'ın 2007 McLaren mücadelesine. Hani biri çaylak yeni başlamış öbürü çifte dünya şampiyonu bir takım arkadaşı oldular. Ve yerlökler fetal 2019-2020 Ferrari'ye böyle benzemeye başladı. Russell'ın en azından şu anki otomobilde Hamilton'dan aşağı kalır performansı yok. Hani belki bu kadar yukarıda olamayabilirdi daha rekabetçi yarış kazanacak bir otomobilde ama... E, ...bence hani çok net şekilde Russell ve Hamilton'ın bıraktıkları bir sezonu koşmazlardı diye düşünüyorum. En azından bu noktaya kadar yani biraz böyle... İkisinin gidişatı belli olup bir fark oluşursa tabii ki her takım bir pilotun peşinden daha fazla koşuyor. Evet. Ama bu noktaya kadar araç rekabetçi olsaydı hani Hamilton'un alıştığı yarış kazanan pol olan o düzende Russell'ın bu kadar gerisinde olmayacağını belki düşünebiliriz. Ee, ama Russell da böyle doğrudan ikinci ben atmazlar diye düşünüyorum. Çabuk devam edin. Ferrari de tabii aslında 8 günde 2 galibiyet kaçırdılar. Hem dayanıklık <laughs> sorunuyla hem de strateji, strateji, hatasıyla. Ki 7 yarışta 5 pol aldı Sherlockler. Normalde hani sezonu koşacak, her yarışı kazanabilecek bir otomobille başladılar ama son dönemde de üst üste Red Bull galibiyetleri karşılığına çıktı. 4 yarış üst üste Red Bull kazanıyor. Onun için Ferrari'nin yani bir an önce momentum tekrar kırması gerekiyor. Burada tabii operasyon hataları hakikaten can yakıyor. Şimdi Verstappen iki defa yolda kaldı. Ama kaldığı yarışlar Verstappen'in kazanmak üzere olduğu yarışlar değildi. Charles Leclerc bir arızayla bir de strateji hatasıyla muhtemelen kazanmaya gitti. iki yarışı kaybetti. Yani bağlı olarak puan kaybı Ferrari'nin kendi hatalarından e, hani Red Bull'la karşılaştırılabilecek seviyede. Bunu tabii e, bir noktada da söyledi işte hani bütün hatalar bizi daha kuvvetli yapıyor ders alıyoruz falan ama yani Formula 1 takımları zaten 70 yıldır hata yapıyor. O ders almanın sonu yok. Yani bu e, her zaman bahsedilen klişe bir şey. Ama her durumda önce Hani en azından bir galibiyete ihtiyacı var çünkü tamamen momentumu geçen sene olduğu gibi 5 yarış üstü Red Bull kazanmıştı. Red Bull'a bırakmış vaziyetteler şu anda. Ee, ve hani bu hafta veya Kanada'da mutlaka o zinciri kırmak zorundalar ki hem puan farkı daha açılmasın çünkü takımlar ciddi şekilde geriye düştüler. Yani 4 yarış üst üste devamlı geride kalıyor evet. herhalde puan olarak. Ee, hem de hani bu kadar formda olduğu, bu kadar hızlı olduğu bir sezonun e, daha fark açılmadan e, koşmaları için mutlaka bu iki haftada en azından bir tanesi Red Bull'u yenmeleri lazım. Yoksa arada bir yani makasın açılacağı bir durum da görebiliriz. Puanlardan da bağımsız algı olarak da öyle hissetmeye başladık. Nihayetinde Verstappen son şampiyon olarak geliyor ki yani Toto Wolff bile dedi ya işte en iyi olmayan araçla şampiyon oldular diye. Bu sezon bir de Red Bull'un öyle bir durumu da var gerçekten. Yani araçla da iyi bir uyum yakalamış gibi görünüyor. Neyse ki iyi bir otomobil gider, yapmış evet. Öte yandan. Hani o olmasa Red Bull belki Zaten bizim çok, rahat çok mutlu olacaktı ama hani baştan sona devamlı kazandıkları bir yıl izleyebilirdik. Şu an güzel bir rekabet var. Evet. Otomobiller hala birbirine yakın. Muhtemelen Ferrari'nin hala biraz daha yani bütçe limiti tabii çok konuşuluyor bu aralar. Biraz daha geliştirme marjı olduğuna yönelik tahminler var Red Bull'a göre. <laughs> yani daha az adım attılar ee, bütçe harcaması anlamında da. Onun için keyifli bir yıl bizi bekliyor. Geliştirme yarışı da çok kritik olacak bizler evet. arasında. Böyle birkaç tane arka arkaya hemen Ferrari ile ilgili soruları yönelteyim sana. Çünkü benzer şeyler var senin yanıtlarından da. Ee, sadece biri demiş ki Binotto'nun yaptığı şampiyonluk değil rekabetçi olma amacımız var sözleri. Tifosi'yi korkutmalı mı? Senenin başında olan özgüvenli duruş. Bu açıklamadan sonra biraz sağlandı gibi Ferrari'nin durumu sizce ne olacak? Deme evet rekabetçi de. olmak ayrı bir şey. Ee, yarış kazanmak ayrı bir şey ve bu ayrı bir zorluk seviyesi. Bizim de oraya alışmamız lazım diye bir beyanı var gerçekten 2018 en son Ferrari'nin şampiyonluğu kovaladığı yıl ki oradan bunun yönetim değişiklikleri de oldu tabii ki. yani son 9 yıldır Ferrari son yarışa şampiyonluğu kovalayarak gidemedi 2012'den bu yana. onun için o yeniden şampiyonluğu force etmek, o mücadeleyi bütün yıl boyunca sürdürmek, pist üzerinde, fabrika gelişiminde, laf dalaşında, politikada, lobide hepsinde lazım. O nedenle Ferrari'nin gerçekten hani hızlı otomobil dışında alışkanlıklarını belki de eski yıllara göre yeniden kazanması gerekiyor. Hemen araya girip bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii. Ee, Orçun Çuvak da çünkü şöyle bir şey sormuş. Ferrari neden genlerindeki gibi şampiyon pilotlarla devam etmiyor? Şahsi görüşüm olarak Sainz ve Lecler Ferrari büyüklüğünü pek kaldıramıyor. Sizin görüşünüz ne diye sormuştu. Ya Sainz'in sözleşme imzaladıktan sonra birkaç yarış form düşüklüğü oldu ama normalde hani Lörkler ve ve Sainz'a son 50 yılın en genç ikilisini seçti. Hı -hı. Onlar da geleceğe yatırım yapmayı seçtiler. Ee, günün sonunda hani takımın az önce bahsettiğiniz operasyon anlamında daha iyiye, daha yukarıya gidişini sağlamazsanız şampiyon pilot da bir şey yapamıyor. ile da gördük bunu. 5 sene denedi, şampiyon olamadı. Sebastian Vettel denedik 2015'ten 20'ye kadar denedi, şampiyon olamadı evet hani Ferrari'nin ağırlığı bir şampiyon pilotu her zaman gerektiriyor. Ama Ferrari de şunu unutmak lazım. Şarlöckler Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir ürünü. Aynı Red Bull'un Verstappen'i zamanda Fethel'i çıkarttığı gibi. 2016'dan bu yana bu ailenin bir parçası. Bir markalaşma süreci. de aslında. modern zamanlarda hani kendi e, pilotunu yetiştirip şampiyonuna taşımak istiyor bence. Çünkü evet Ferrari'nin parası ve cazibesi var. Her istediği pilotu getirip takıma oturtabiliyorlar. E, ama öte yandan bu tabii çok farklı bir hikaye. E, nitekim Binotton'da böyle bir demeci oldu. Charles e, Jilvino gibi Ferrari taraftarlarını çok etkiliyor. Hani onlarla müthiş bir bağ kurmuş vaziyette. Tutkusuyla, işte hızıyla, agresifliğiyle vesaire. Onun için bir yandan da böyle bakmak lazım. Hani 30 yaşını geçmiş tecrübeli bir şampiyonu takıma katmaktan ziyade Lökler'in ilk yarışlarda ve bu sene gördük. Hani sürüş olarak şampiyonluğu götürecek bir pilottan bir eksiği yok zaten. Hani bu hız anlamında hep düşünülüyordu. Onu sezon boyuna yaymak da ancak deneyerek olacak. Fersepen de bunu son 1-2 yılda yapabildi. Hani hatasız bir sezonu götürebilmek ya da daha az hatayla götürebilmek. O açıdan Ferrari'nin yani takımı bir yandan yeniden yapılandırırken ki geçen sene çok teknik anlamda değişiklik yaptılar. E, 2021 iyi geçirdiler hakikaten. E, pilot kadrosundan geleceğe yönelik seçmelerine belki bu gözle bakmak lazım. E, ama hani Ferrari'nin tekrar o işte insanlarda hemen şu korku uyandı. 2017-18'de sezonun 3'te 2'sini Ferrari iyi koşmuştu yaz arasının önde gitmişlerdi. Ama sonra işte hem sürüş hataları hem operasyon hataları hem dayanıklık sorunlarıyla potadan düştüler. O endişe dışı tabii ki insanlar da Onun için de Ferrari'nin İtalya'daki belki üstteki baskıyı da azaltmak için bu önümüzdeki yani 8 günde yapılacak iki yarışta mutlaka Red Bull'u yenmesi lazım. En azından bir tanesinde. Ee, şimdi biraz bu rotalar mevzusuna geçeceğim. Çünkü sezonun henüz yani takvimin yoğunluğunu konuştuk. Başı gibi olmasına rağmen e, işte bu pilot buraya gidebilir mi? Bunun geleceği ne olacak gibi konular e, gündemde. Birkaç soruyu bir araya getireceğim toparlayabildiğim kadarıyla. Hemen bakayım. Her şeye karışan adam demiş ki sizce Daniel <laughs> Ricardo'nun McLaren'de geleceği olur mu? Gassi'yi McLaren'da görebilir miyiz? İsa Bitan de Gassi'nin rotası ne olmalı diye sormuş. E, Hasan Can Erduran, Lewis Hamilton emekli olmaya karar verirse Mercedes hangi pilota yönelmeli? Gassi gibi rekabetçi ve şampiyonluk isteyen bir pilota mı yoksa Bottas ve Lewis modeline dönüp George Russell mı daha çok desteklenmeli. Üstad ne düşünür demiş. Buna benzer birkaç soru <gülüyor> var. <gülüyor> ee, yani belki alfa Teori ile beraber e, gazeteyi de konuşabiliriz. Çünkü Çeko Perez'in sözleşme imzalanmasına kadar bir hani gazeteyi acaba olur mu gündemi de vardı ama şimdilik önü kapanmış gibi görünüyor. Hem gazeteyi alfa teori sezonunu nasıl değerlendiriyorsun şu ana kadarki bölümü? Hı -hı. Hem de böyle rota değişimleri görebilir miyiz acaba sence? Valla gazeteyi aslında geçen seneden e, hani Takım arkadaşına göre kıyaslarımız daha geride. Hı hı. E, Sunoda ile 4'e 3 sıralama turları şu an. Sunoda puan tablosunda önde. E, Gazinin tabii daha fazla şanssızlık yaşadığını belki söyleyebiliriz. E, bence Red Bull'da önü kapandı Gazinin. Yani 2025'e kadar olası bir Red Bull koltuğunu beklemeyeceğini düşünüyorum. Bir yerde okuduğum bir şey değilim ama mantık şunu gösteriyor. Zaten bir kere Tenzil rütbe 7 Red Bull'da. Belli ki Red Bull onu 2019'dan buna tekrar düşünmedi. Yani düşünecek fırsatlar geldi. Geçen sene de vardı. Yine düşünmediler. Ki geçen sene en iyi anlarını yaşadı. 2020'si çok iyiydi Gazze'nin. Evet. Yani garış galibiyeti aldığı bir yıldan evet. bahsediyoruz. Daha önce işte Brezilya'da podyuma çıktı. Geçen 2019'da geçen sene Bakü'de podyum çıktı. Yani Otomobille podyumu yakaladığı durumlar da var. Takım arkadaşı geçen sene çok net. Hı hı. Evet çaylaktı ama mağlup etti. Bir önceki yılda zaten daha başarılıydı. E, Kiat'a karşı da. E, ee, dolayısıyla günün sonunda e, Gazi'yi Red Bull düşünmüyor belli ki. Yani belki son çare olarak düşünüyor. Bence Gazi'nin de Sainz'in yaptığı gibi Red Bull ailesinden kopma zamanı geldi. Ee, yani tabii nereye gidebilir soru bu. Zaten soru da oraya geliyor. Yani Ricardo ya ile McLaren'in ilişkisi iyi gitmiyor. Geçen seneki Monza galibiyet dışında akıllarda kalan wow dedirtecek bir performans çıkmadı ortaya. Ki otomobillerin bu sene değişmesi Ricardo'ya belki hani bir e, sıfırlama şansı verecekti. O da bir yere vardıramadı. Sezonun net olarak kötü performanslar arasına yazar. Aynen öyle. Yani şu ana zaman. kadar hani fiilen kafa kafa yarıştıkları hiçbir hafta sonunda Norris'i geçemedi. Evet. Hem sıralama turunda hem yarışta. E, stratejiyle bir sefer önünde bitirmiş oldu. Yani Norris'in kumarıyla, pit kumarıyla. E, ve işte bir sefer yine Norris'in tur zamanı silindiği için e, onun önünde sıralama turu bitirdi. Dolayısıyla Ricardo'nun hani performansı eski Ricardo'yu aratıyor o kesin. Ee, ama McLaren'in bu yeni hani yeni dönemdeki otomobilde de Ricardo'nun sorunlarına çare olmadı. Hani sezon böyle devam ederse bir yıllık kontratı oldu biliniyor Ricardo'nun ve hani yazılanlara bakılırsa devam etme opsiyonu Ricardo'da ama hani takım net bir şekilde istediğini alamıyor. Şu anda puanların %80'i McLaren'de şeyden gelmiş durumda. Norris'ten gelmiş durumda. Evet. Bu çok büyük bir oran. Ee, hani Norris'in bir yandan çok iyi olduğunu biliyoruz ama Ricardo'nun da bu kadar kötü olmaması gerektiğini biliyoruz. Ee, onun için de hani Ricardo ve McLaren ayrılığının e, yani belki de ufukta gözüktüğünü düşünmeye başlayabiliriz. Bu yıl böyle devam ederse bir yıl daha bence gitmeleri zor gözüküyor. Öyle bir olsaydı tabii Gazi seçeneklerden biri birisi bir McLaren için. Çünkü Gazi gerçekten hani istikrarıyla orta sıralarda yaptıkları kendisini hani iyi bir formüle bir pilot olarak kanıtladı. Hani şampiyonluğa gider mi o ayrı bir konu. Öyle bir takıma tek çıkma baskıyı kaldırır mı? Daha hazır olur mu bilmiyoruz. Ama hani Gazi'nin e, bence alıcısı olacak bir pilot olduğunu söyleyebiliriz. Keza Aston Martin'de Sebastian Vettel. Eğer hani Hı. takımın bu seneki düşüşünlerden sene sonuna doğru bir ilerleme görmez ya yeter artık derse yine Aston Martin'de bence e, Gazinin kapısını çalabileceğini düşünüyorum. Ama hani Gazinin e, sanıyorum 2025'e kadar Red Bull'da kalmasını gerekecek bir şey yok artık. Daha bu iyi bağları bu bağları koparmak kadar. belki daha faydalı olabilir gibi görünüyor. O, öyle gibi. Ee, sana Kişisel bir soru gelmiş. Jordan hesabından. Ee, Seren abi yarış haftalarını İstanbul'da stüdyodan mı sunuyorsun yoksa ülke ülke geziyor musun diye. Bir de ses tonuna hayranız. Bize Formula 1'i sevdiren adamsın. Ee, gerçi ben 2000'li yıllardan beri izliyorum ama sesin e, senin sesine efsane oluyor demiş. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederim. TV etmişler. Bu konuya bir açıklık getirelim geziyor musun diye sormuşlar ülkeye. Ee, Valla İstanbul'dan unutuyoruz yarışları. Evet. Ee, açıkçası benim e, hani hafta içi tabii Otomobil Spor ve Federasyonu'na genel sektör gibi bir rolüm var. Yani Pazartesi'den Cuma'ya başka bir hayatım, başka bir işim O da yarışlarla ilgili çok keyifle <laughs> gidiyor. Ama başka bir sorumluluğum var. Dolayısıyla yayınları Cumartesi ile Pazar. Ee, ancak hani Saran Holding'in e, işte binasından yapıyoruz. Daha önce dört defa dünya turu yaptım bu arada. Formula 1'de. Yani evet. o müthiş bir keyifti. 2006'da. 2009, 10 ve 11'de. hani Bütün şampiyonu yerinden takip ettim. Ee, CNN, Türk ve TRT zamanlarında. Ee, ama tabii o zamanlardaki belki hani ...bütçeler, işte ekonomik şartlar... ...tabii bugünden çok farklıydı. Ee, onun için hani... Sadece kur bile ne kadar etken... Yani kısaca verirsem zekledi. aslında İstanbul'dan anlatıyoruz... E, ...yarışları uzunca bir zamandır. E, bir yandan teknolojide gelişti tabii. Yani işte aplikasyonlar var... E, Formül 1'in... ...daha fazla verdiği işte... ...datalar var eski yıllara göre yani... ...eskiden piste gitmek çok büyük... ...fark yaratıyordu tabii. anlatım açısından. Şu anda o fark azaldı. Yani siz doğru bağlantıları kurduktan sonra dünyanın herhangi bir yerinden pistekine pisttekine benzer bir datayı birkaç saniye gecikmeli alabiliyorsunuz. O açıdan eski dezavantajı yok. E, Açıkçası. Atmosfer açısından no, no. da değil mi? Yani önceden gidip e, işte yarış öncesi sonrası atmosfer hissetmek açısından ya, O tabii Çok ama farklı. şimdi yine de hani sosyal medyanın herhalde bu kadar gelişmesiyle beraber bazı özel görüntülere ulaşma fırsatı da var. Ama hani gitmek yine de bambaşka tabii, bir canım. şey. Sesleri yani, duymak. Dünya yani. şampiyonu yerinden takip etmek müthiş bir şey yani. Evet. Ee, müthiş bir deneyim. Çok zor bir yandan. Hani devamlı seyahat hali işte hayat burada durmuyor, devam ediyor falan. Ee, ama bir yandan tabii müthiş bir şey. Formula 1'in bir parçası olmak o nasıl söyleyeyim. Dünyayı gezen kumpanyanın bir üyesi olmak gerçekten büyük gurur, büyük keyif. Evet. Ee, takvimle ilgili konuşmuştuk. Onun ona dair aslında bir soru var. Ee, Yamamoto San sormuş. Bakü'den sadece bir hafta sonra. Gibi... Japonya geçti sorular. <laughs> evet bir anda. Ee, Bakü'den sadece bir hafta sonra Kanada'da yarış düzenme, düzenlenmesi aşırı in, insafsızca değil mi? E, ee, Serhan hocamızdan bu konuda bir yorum bekliyoruz. <laughs> Yazık günah takım çalışanlarına. Ee, Rabbim hafta sonu heyecanlı bir yarış eylesin inşallah. <laughs> <laughs> Amin. <laughs> Amin. Ya, genel olarak katılıyorum. Ee, burada tabii yarış sayısının artması e, lojistik olarak e, takvimi her sene biraz daha sıkışırdı. Bu sene bir de Dünya Kupası var. Yani aralığa kadar sarkmadan 3-4 hafta evvel bitecek şampiyona. İşte bahsettiğim gibi 11 haftada 8 yarışlık bir seri var. Yaz arasından sonra da 7 haftada 6 yarış vardı. 5'e düştü Rusya gidince. Acayip üstü yarışlar var. Kıta değişince normalde bir boşluk oluyordu. Şimdi, Şimdi o da yok. Bakü, yani da var. Bir yandan tabii gerçekten çok zor. Yani Hani yılda 20 küsür kere evinizi taşıdığınızı düşünün her iki haftada bir veya her hafta yani her şeyiyle. E, hakikaten çok zor mücadele. Bir de şuna da bakmak lazım. İşte bize Formula 1'in şaşalı yönünü biliyoruz işte pilotlar özel uçakla hep beraber işte içki içerek takılıyorlar, takım patronları falan ama ya takımın kalan herkes ekonomi sınıfında ortada böyle 47 D'de gidiyor. Yani e, hakikaten o şartlar gerçekten zor. İşte devamlı otel değiştiriyorsun, i̇şte saat dilimi değişiyor, işte yediğin içtiğin değişiyor, hava sıcaklığı değişiyor, 15-20 derece. İnanılmaz zor bir şey yani. Çok keyifli bir yandan ama bunu sürekli hayatını devam ettireceğin bir iş olarak yapmak gerçekten çok fedakarlık çok istiyor. Ee, Mekanikerlerin zaten ve takım çalışanların genelde çok sesi çıkmıyor. Çünkü bir yandan şöyle bir şey var, kendi mesleklerinde gelebilecek en üst noktalar. Formula 1'e gelmişler. Yani bir sürü başka yarış serisi var. Evet oralarda daha az yarış var, daha az baskı var ama daha az gelir var, daha az itibar var. O açıdan biraz böyle Formül e, Formula 1'in hani o ekonomik anlamda büyümesi için yarış sayısının artmasına yönelik gidişat. Herkes zorlu ama pek defa ses çıkmıyor. Geçtiğimiz sene BBC'de bir e, ismi vermeyen mekaniklerin röportajı yayınlandı. E, hani gerçek hayat şartlarının çok zorlu olduğunu, ailelerinden çok uzak kaldıklarını, işte çok sayıda meslektaşının boşandığını veya boşanmak üzere olduğunu, çok ağır şartlar çalıştıklarını yazdı ama tabii bu ses yukarıya doğru gitmiyor çünkü bir para baskısı var. Tabii. O paranın artması için formüle bir yönetim ve takımlar belki de ortak bir çaba sarf ediyorlar. Hani takımlara diyor ki ya bu bir iş sonuçta şartlar bu beğenmeyen çalışmasın. Çünkü yani Formula 1'e çok... çalışacak insan bulmak kadar kolay bir şey yok dünyada. Tabii şimdi çok tahmin edebiliyorum ki bizi şu an izleyenler bu yorumları Tabii ya ki. da görüşleri dinleyenler de Formula 1 tutkunları olduğu için işte şükredin halinize kıymetini bilin orada olmak vardı gibi şeyler düşünüyordur ama zaman zaman da işin içine girdikten sonraki o tempo insanı ...tutkusunu belki azaltıyor ve zedeliyor e da Bunu yıllar boyu yapmak yani. 15-20 yıldır daha uzun çalışan insanlar var Formula 1'de. E şimdi son yıllarda bir... ...perşembe, cuma akşamında çalışma yasağı getirildi. Hani en azından 6 saat bu adamlar uyusun diye. Evet. O olmadan önce arabayla kaza yaptın... ...sabaha kadar tamir etmek durumunda kalıyorlardı. Yani şartlar gerçekten ağır ve... ...o bizim gördüğümüz şaşalı kısmı sadece pilotları ve takım patronlarına var. Kalanlarına yok yani. Sen de gördün evet, tabii, tabii. neler yaptıklarını. Kesinlikle öyle. Yani çoğunluk işte aktarmalarda işte bir sürü takım çalışanını görüyorsun. Pasaport kuyrukları, kaybolan işte bagajlar, işte servise binip sıkışıp Yani bu işin pistiyle arkası arasında çok farklı çok yani. ciddi bir çok büyük fiziksel bir mücadele sergilemen olur. gerekiyor. Hani pistte hafta sonu işte çarşambadan hatta salıdan o garajların kurulmasından toplanıp pazar akşamı oradan ayrılana kadar e bir de işin tabii fabrikaya geri dönüler, orada da durmak yok ki. Hani bir sonraki yarış hazırlık yapmak gerekiyor. O i̇şte fabrika ekibi ayrı geliştirmeye çalışıyor. Yarış takımının işi gerçekten çok zor. Evet. Ee, onun için de yani yarış sayısının daha artmasına engel olmayacaktır bahsettiğim şeyler. Çünkü bunlar görünmeyen kısmı Formula 1'in. Ama hani alttan alta da böyle bir e, insanlara, çalışanlara rahatsızlık veren bir yoğunluk olduğu da aşikar yani. Kesinlikle. Evet. Alonso bile şikayet etti. Yani hani şu anda pilot maaşlarının işte sınırlandırma söz konusu Aha, evet, konuşuluyor. Evet ya bizden devamlı sürücü hakkı daha fazla şey istiyorlar. Taraftarlar daha fazla bir araya geliyoruz. Daha fazla yarış yapıyoruz. Hani bizim maaşımızı ellemeyin dedi. Ya yani organizasyon sayısı çünkü giderek artıyor aslında baktığınızda. Yani mesela sprint yarışını izleyenler belki memnun oluyorlar ama o bile ekstra bir yük getiriyor. Bambaşka bir iş tabii ki. Zor bir Temponun içinde oldukları kesin güzel görünüyor tabii ama. Ee, Ali Akgüz de benzer bir soru sormuştu. Artık yöneltmeyeyim ama onun sorusundan da bahsetmeden geçmek istemem. Yarış sayısının artmasının yanlış olduğunu düşünüyormuş izleyicimiz. Yılda 52 hafta varken 25 yarış yapmayı hedeflemek takım çalışanlarına haksızlık etmek bence diyor. Çok ve... kısa gireceğim aslında Liberty Media belki de NASCAR modeline çevirmeye çalışıyor. Bunu bir futbol ligi gibi 30 yarış üzerine çıkartmak. Ama tabii NASCAR yani Amerika çok büyük bir ülke ama yine de bir büyük çoğunluk... Aynı ülke içerisinde yapılan yarışlardan oluşuyor. Tabii. Ee, yani Bunu Mesela dünya şampiyonası no. ile Avustralya'yı, Japonya'yı, Brezilya'yı, işte Kanada'yı, Avrupa'yı bir araya alacak şekilde yapıp yarış sayısını daha arttırmak e, aynı şey değil gerçekten yani. Ama bu yönde tabii e, hani endüstriyel spor diye hep konuşuluyor, her branşta konuşuluyor. Yani bu yönde gidişat da e, hız kazanarak devam ediyor. Daha fazla ülkeye yarışçılar ev yapmak istiyor. Daha fazla ülke daha fazla gelir demek evet. herkes için. E Bu sonlukta bu işin patronlarının işine gelen bir durum tabii. Benzer bir soru da var Yaman Bey sormuş diyor ki merhaba Serhan abi Formula 1 Arap ve Amerikan piyasasına çok sert bir giriş yaptı sporun geleceği hakkında öngörülerin var mı? Zaten hep büyük paraların döndüğü bir sporda ama bundan sonra artık her şey para denilip o özel Formula 1 kültürü daha da zarar görecek mi sence demiş teşekkür etmiş. Ben de izleyicimiz gibi biraz daha romantik bakan taraftayım o endişeler bende de var yani mesela 90'lar 2000'lerde Formula 1 16 yarıştı. 17 yarış nadir oluyordu. Tekrar da pek olmuyordu. Çünkü Bernie eski rejim şunu istiyordu. Sen iki haftada bir pazar günü saat 3'te işini, gücünü, hayatını bırak, ekran başına geç ve bu yarışı seyret. Edemezsen tekrar yok, bir daha erişemezsin. Şu anda tam tersi bir içerik pompalanıyor. Yani 5-6 yıldır Liberty Media'ya geçtikten böyle. Bu tabii çok arttırdı izleyici sayısını, işte sosyal medya etkileşimlerini. Başka kesimlere dönem ulaştı parayı. spor belki yani ama. 5 yıl evveline göre Amerika'dan gelen sponsor sayısı %115 kadar artmış vaziyette. Yani Formula 1 ekonomik anlamda büyüyor. Hı hı. E, hisse değerleri 30 dolardan 70 dolara çıktı 5 sene içerisinde. Yani patronlar kendi adına doğru olanı yapıyorlar. Formula 1'i büyütmek ve gelirini arttırmak, daha, daha, daha değerlerle getirmek için. Ama bunun için neden ödün veriyorlar? Soru o e, yani Formula 1 tabii 70 küsür yıldır koşulan bir şampiyona. Bir takım hakikaten oturmuş değerleri ve gelenekleri var. İşte Silverstone gibi, işte Spa gibi, Monaco gibi. Monaco'nun devam edip etmemesi tartışılıyor. İnanılır gibi değil yani. <laughs> 20 yıl evvel bunu söylesen gülerlerdi adama. Ya yani Monokus Formula 1 olur mu diye şu an konuşuluyor. Ee, ve hani bu ister istemez gelirin artması, çarkların daha da büyümesi, daha da hızlı dönmesi için de Amerikan pazarı tabii ki Formula 1'in e, hakikaten ıskaladığı bir pazar. O da bir gerçek. Yani oradaki işte normalde IndyCar ve NASCAR diyeceğim iki ana serinin e, aslında bütün ülkeyi zaten peşinden sürüklemesiyle Formula David bir türlü Liberty Media dönemine kadar o kabuğu kıramadı. Yani yarışlar yapıldı, ara verildi, Indy de yapıldı. 2007'den sonra 2012'ye kadar bir daha yarış olmadı. Ondan önce Indianapolis dönemine kadar 91'den sonra bir daha yapılmadı vesaire. Şu anda Amerika'yı da artık fethetmeye başladı Formula 1, işte Drive to Survivor, Liberty evet. Meydanı yaptıklarıyla Miami'de olan biteni gördük zaten. İş şova döndü, Super Bowl gibiydi. Kesinlikle. Las Vegas'ta ne olacak bilmiyorum. Bir de ekstra bir şey daha geliyor. Ee, yani günün sonunda Amerikan pazarı hani belki pastanın e, zaten eklenmesi gereken bir dilimiydi ve çok uzun yıllarda eksikti. Ortadoğu kısmına bakarsak da Bahreyn'den başlayan, 2004'ten bu yana yavaş yavaş artan bir ilgi var. E, şu anda FIA Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed Bin Süleyyan. Yani orada da bir ilgi var. Evet e, hani bir yandan işte Formula 1 Kore'ye gitti olmadı. Hindistan'a gitti olmadı. Valencia'da ikinci yarış denedi olmadı. Yani bu yarışlar tutmadı bir şekilde. Devamı gelmedi. Ama ortadaki yarışlara baktığımızda yani devamlılığının başladığını görüyoruz. Yani Bahreyn 2004'ten bu yana devam ediyor. E, Abu Dhabi 2009'dan bu yana devam ediyor. Suudi Arabistan girdi ve şu an yeni bir pist yapıyor. Katar 10 yıllık anlaştı. Hı hı. Yani ilgileri öyle çok birkaç yılda sönülmeyecek gibi gözükmüyor en azından. E tabi bu ülkelerde Sonradan girdiklerinde ve işte izleyicimiz bahsettiği gibi otomobil sporlarına dair çok oturmuş eski köklü geleneksel ülkeler olmadığında Formula 1'e doğru olarak daha fazla bir bedel istiyor. Yani her yarıştan alınan para da aynı değil. Evet. Ee, onun için de hani daha fazla para alınan yeni bir ülkeye gitmek Formula 1'in işine geliyor açıkçası. Ya, bu tabii işte nereye kadar gidecek gerçekten bilmiyoruz. Yarı sayısının artması demek farklı ülkelere gitmeye devam etmek anlamına geliyor zaten. Ee, hani bir takım yarışların, yani Monza'nın olmadığı Formula 1'i düşünemiyorum. Belki de bir 4-5 sene sonra onu da konuşuyor olacağız. İtalyan'ın kendi evi olmasına rağmen. Bu hep pazarlık mevzusu da olacak. Çünkü bu sonuçta arz talep meselesi. Daha fazla ülke varsa o takvimde yer almak için daha fazla bir şeyler vermeniz gerekiyor. Yani işin gidişatı o eski yıllardaki gibi değil. Daha fazla paranın peşinden koşan Formula 1. Bernie de hep böyle yapıyordu ama burada da <laughs> daha da iş büyümüş oldu şu an itibariyle. Yani e, o işin romantik kısmı biraz böyle geride kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Melih Şenci diyor ki Monaco gerçekten takvimde olmalı mı? E, bu kadar ağırlaşan ve büyüyen araçlarla bu kadar sevimsiz bir yarışı izledim hatırlamıyorum diyor. Sen, sen de bahsettin biraz romantik görüşten de. Şu an bu tartışılıyor diye ve gerçekten yeni araçlarla da yani pistte mümkün baktığınızda ya olmuyor. G garip de bir görüntü var. Büyük artık. bir hata yapmadım müddetçi önündeki. mümkün evet. atıyor Alonso yani resmen <laughs> 3 sene yavaş turladı 15 tur boyunca. Tabii. Sonra bir anda en hızlı tur yaptı. Gayet keyif yerinde olduğunu hastadık, <laughs> anladık aslında. E, Monaco'nun da hatta takvimde kalması, ne yapması gerektiği bile konuşuluyor. Televizyon yayında kötüydü. Kendisi çekmeye devam evet, ediyor Evet, orası da sıkıntı oluyor. E, en büyük çok sponsorları Formula 1'in, e, saat sponsorunun belki en büyük rakiplerinden evet. birisi. Yani Formula 1'in görmek istemediği tonlarca reklam dönüyor yayın içerisinde. Lojistik olarak zaten zor bir yer Monaco. Yani pist, evet işte padok falan filan biraz daha e, 2000'lere, 90'lara göre daha iyi ama hala çok zor bir lojistik mücadele var. E, bir yandan da işte... Miami e eklendi. Singapur uzak Doğu'da hani bir Monaco etkisi yaratabilen bir yer. Las Vegas geliyor. O ihtişamlı sponsoru davet edip kandırdığın ve yeni anlaşmayı imzaladığın imzalayabileceğin yarış sayısı da arttı. Ee, onun için Monaco'nun hani bir yandan şu gelenekçi role bakarsak yılda bir tane sıkıcı yarış olur mu? Zaten başka sıkıcı yarışlar da oluyor işin gerçeği. Tabii. 70 yıldır yani 5 sene aşık devam ediyor Monaco. 50'den bu yana aşağı yukarı devam eden bir Monaco. Formula 1'in gerçekten hani en köklü yerine birisi. Monaco'suz Formula 1'i gördüğümüz gün hakikaten Amerikalılar bu işi baştan aşağı değiştirdi diyebiliriz değişir. bence. Pistin şeklini belki biraz değiştirmek konuşuluyor şu anda. Hı -hı. Hani farklı bir yerlere gidilip gelinebilir mi diye. Ee, ama hani caddelere işte ben de daha önce gittim. Ee, hani orada bir farklı bir kombinasyon yapmak e, çok zor yani. Mutansiyeli de belli yani. Ne kadar değişebilir? Yani. Ya modern zamanda Monaco zaten hani sıfırdan girseydi pist olarak yani şehri çıkarın o pistte normal yarış yapılmaması lazım. Evet. An itibariyle. Ama hani o gelenek devam ediyor. Ya ben hani işte biraz belki ben de geleneksel ve romantik bakıyorum. Hani yılda bir tane Monaco'ya ihtiyaç bence var. Yani ben üstünü çizmemek lazım. Hani çünkü yeri yani geliyor. Derdisiyle... Macaristan'da korkunç bir yarış oluyor. İspanya'da çok sıkıcı olabiliyor. Evet evet. Yani Monaco'nun bence o kadar kritisi 70'in vardı olmalı diye düşünüyorum. Bence de. Çünkü orada yaratılan ambiyans da yarışın kendisi kadar kritik. Evet. Ali Yağcı diyor ki, biz Sokos SGP'de de Yiğit'le konuştuk, senin de fikrini merak ediyorum. Formula 1'e en aşık, en çok sevilen ülkeler hangileridir diyor. Biraz da hani bu konularla ilgili konuştuk diye bağlayalım dedim. Yani herhalde akla ilk İtalya geliyor, Ferrari'nin tutkusuyla. Çünkü e, yani mistik bir şey Ferrari İtalya'da. Futbol milli takımı gibi, neredeyse dini bir değere sahip. Yani Maranello'da kilisenin çanları çalıyor Ferrari yarışı kazandıktan sonra. İnsanlar o kırmızıyla yaşıyorlar, nefes alıyorlar yani damarlarında hissediyorlar Ferrari'yi büyük çoğunluğu. Onun için yani Monza'yı e, bir ayrı yere koymak lazım İtalya'nın bütünüyle beraber. Ben iki defa çok şanslıyım. E, 2006'da Schumacher'in, 2010'da Alonso'nun kazandığı Monza'da oradaydım. i̇nanılmaz yani bir atma soruluyor Yani Çok güzel. havada böyle resmen elle tutulacak mutluluk ve enerji dalgası var yani. Yani 50 bin kişi çıldırmış vaziyette. Yani o tutkuyu sonuna kadar yani görüyorsun. Çok oraya gitmeyi. Yani, hele bir de Ferrari galibiyeti gelirse inanılmaz bir tecrübe oluyor. E, onun dışında Brezilya çok tutkulu taraftarlar. Evet ki son yıllarda Brezilyalı pilot kalmadı. Ee, ona hani Geçmiş onlar sancı. Formula 1'i çok seviyor. Hala senin ayı işte anarak başlıyorlar vesaire. Japonya'da çok tutkulu taraftarlar var. Ee, i̇nanın Perşembe günü garajların kurulmasını, pazar akşamı yarıştan sonra sökülmesini seyreden binlerce insan var. Yani Formula 1 kartıyla tribüne doğru gitseniz Japon birileri gelip size fotoğraf çektiriyor. Yani kimsin ki sen Topu topu bir tane Türkiye'den gelen gazetecisin. Ama Formula 1'in bir parçası oldun, sen önemli bir adam haline geliyorsun. <laughs> Çok şaşırdım ben buna yani gittiğim yıllarda. Onun için Japonya'da da müthiş bir tutku var. Ee, belki İngiltere'den de bahsetmek lazım. İngiltere bu işin doğduğu evet. yer, hala yedi takımın olduğu yer, ee, belki en bilgili, en kültürlü seyircilerin olduğu yer. Yani hani spora en hakim olan sonuçta sporu doğduğu topraklar <laughs> diyebiliriz. Orada da tabii çok farklı. Hala bir, takımların önemli O kadar hani tutku deli gibi yok. Yani bahsettiğin Brezilya gibi, İtalya gibi, Japonya gibi böyle çıldıran insanları çok fazla görmüyorsun ama İngiltere'de de müthiş bir ilgi var tabii. Evet kültürün bir parçası gibi. Yiğit'le konuşurken Almanya'da genel olarak motor sporlarına özel bir ilgi olduğundan da bahsetmiştik. Yani sadece Formula 1 olarak değerlendirmek belki yeterli olmaz ama bazı ülkeler motor sporlarına daha yakın gerçekten. Mesela Almanya'da o ilgi şeyi sağlayamadı ama yani kesintisiz bir Almanya Grand Prix'si yapılamıyor evet. uzunca bir süredir. Yani Almanya'nın ki yani takımı var. defalarca şampiyonluk pilotları var. En son dönemde Rosberg, Vettel öncesi de Schumacher. Hani e, ona rağmen e, bir şekilde Almanya'daki tutku o seviyede değil. İlgi var. Evet ama hani tutkuyla böyle yani, çıldırır gibi seyredip bahsettiği yerlerde var orada. çoğunlukla. Evet Türkiye? Türkiye'de ya, son yarışı hep beraber gördük. Yani 10 yıl sonra gelmesi belki müthiş bir etki yarattı. Çok keyifle söyleyebilirim ki ben e, hani Formula bir e olan ilginin yani Belki de en zirvede olduğu yılları yaşıyoruz şu anda, bu dönemde. Onun için de tadını çıkartmak lazım. Şöyle yavaş yavaş kapanışa ilerlerken konuyla ilgili birkaç soru geldiği için bundan da bahsetmek istiyorum. Can Bey'in sorusuyla ilerleyeyim. Çeko'nun gerçekçi bir şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa yarış galibiyeti sonrası fazla mı umutlanıldı? Demiş. Çeko Perez'le de ilgili baya bir soru var. Yani Perez aslında bu kalibrede kendisinde taşıdığı ilk sezonu koşuyor şu anda. Hani devamlı yarış kazanabilecek bir otomobil. Geçen sene elinde vardı ama o çok bıçak sırtı bir dengeye sahipti. Fersepen'in performansı yakalayma takıma yeni gelmişti. Şu anda Perez bugün okudum kendi deyimiyle tarihin yani kendi kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor ki doğru bu gerçekten de. Ee, ama ben yine de hani Red Bull'un kafasında e, Corner bunu söyledi geçen hafta. ikisinden birisi şampiyonumuz fark etmez dedi ama ben Fersepen'in her zaman o takımın lideri ve hani ana tercih olacağına inanıyorum. Yani 2028'e kadar bir sözleşmesi var. Korkunç para ödüyorlar. Tabii. E, tarihin en genç şampiyon, e, en geç yarış kazananı yaptılar. En genç şampiyon olamadı aslında. O, o fırsatı kaçırdılar ama neticede Ferstepen Perez'e göre çok daha fazla bir Red Bull ürünü. Onun için de bence e, onun kanatlanmasını daha çok istiyorlar diye düşünüyorum. Daha çok işe yarar. Ya bu, bu belki çok İspanya'da kadar bariz puan farkı bu, kadar yakın giderken yapamayabilirler. Orada da strateji olarak farklı senden dediler. Hani masraya dedikleri gibi Alonso senden hızlı kenara çekil demediler açıkçası. Evet. Ama günün sonunda aynı aynı yere geliyor. Yani sen e, onu daha kibar söylüyorsun. Daha üstü kapalı bir hamle yapıyorsun ama aynı şeyi yapmış oluyorsun. Ya 15 puan fark var. İspanya'yı Perez'e kazandırtabilirler. Daha doğrusu belki de Perez kendi hakkıyla kazanabilirdi. O şans verilmedi. Verstappen de... bilemiyoruz. Yani hesaplara bakarsak kafa kafaya veya Verstappen önde olacağı bir son görebilirdik. O yüzden bir Perez şekilde Perez kazansaydı bugün olurdu. arada bir bir puan olacaktı evet. ikisinin arasında. Ama hani Red Bull'un eee öne çıkarması dışında Verstappen de normal şartlarda Perez'e göre daha fazla artısı olduğunu da herhalde herkes hem fikir olarak düşünüyordur. O artı sezon boyunca götürürse zaten bir yerden sonra yine bir fark açılmasını görebiliriz. Ee, onun için hani bana kalırsa hani Verstappen her zaman Red Bull'daki ilk tercih olacak diye düşünüyorum. Bence de öyle seyredecek bir yerden sonra daha da net olacaktır tekrar alıştığımız üzere. E, sevgili Serhan Acar çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, e, vaktimizin zaman. sonuna geldik ama Serhan Acar'la beraber Red Bull Soru Cevap serimize devam edeceğiz. Sorularınız için de çok teşekkür ediyoruz. Yöneltemediğim sorusunu izleyicilerimizden de özür diliyorum ama bir sonraki programda telafi ederiz. Aynen kanatlanmaya devam birlikte. Devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.